Öncelikle Asr-ı Vefa Derneği'ne müteşekkirim. Böyle bir organizeyi tertip ettikleri için. Konumuz Orta Doğu'nun yüzyılı ve hatta Filistin'in yüzyılı. Çünkü Filistin yüzyılı Orta Doğu'nun yüzyılının bir özeti, ham hali gibi. Orta Doğu'nun yüzyılından bahsederken Osmanlı sonrası bu coğrafyanın aldığı şekil. Osmanlı sonrası bu coğrafyada yaşananlar. Osmanlı sonrası maruz kaldığımız sıkıntılar bu coğrafyada. Onu kastediyorum. Bu coğrafya aslında çöküşü Osmanlı dağılışı Cihan Harbi sonlarına doğru 1917'de. Ve İngilizler bu coğrafya Orta Doğu ismini de ilk kez 1917'de veriyor. Middle East. 1917'ye kadar da Osmanlı için Near East kavramını kullanıyor. Yakın Doğu. Bugün Kıbrıs'taki Yakın Doğu Üniversitesi de oradan geldi. Aslında Osmanlı kastediliyor. Yakın Doğu denilen. Sonra Osmanlı çöküşünü görünce bunlar, ne zaman görüyorlar Osmanlı çöküşünü? Aslında 1911-12'de Osmanlı çöküşünü görüyor. Daha öncesinden görüyorlar ama 11-12'den sonra tamam diyorlar, biz bu coğrafyayı bölebiliriz. 1912-13'lerde toplantılar yapıyorlar. 1916'da İngiltere ve Fransa, 1915'te İngiltere, Fransa ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geliyor. Gelin bölüşelim bu coğrafyayı. Osmanlı çöküyor, herkes payını alsın. Ruslar diyor, bize Anadolu, Boğazlar, kafi. Biz yeter ki Akdeniz'e inelim, bir de Anadolu bize yeterli. Tamam diyorlar İngilizler, Ruslar, tamam bizim, burası bizim Anadolu. Fransızlar, İngilizler kendi aralarında kavga ediyorlar. İngilizler biz Filistin istiyoruz diyorlar. Ürdün, Suudi Arabistan, Körfez. Fransızlar itiraz ediyor, Fransızlar. Hayır olmaz, sen zaten yeri aldın, bize ne kaldı? Fransızlar diyor ki, bize şey ver. Suriye, Lübnan birinci orayı istiyor. Çünkü Fransızlar 1790'dan 1800'lü yıllardan beri Lübnan'la ilgileniyorlar zaten. Lübnan'da bir sorun oldu mu Fransızlar devreye girip soruyor. Bizim Osmanlılar, bizimkiler burada uyuyor. Baba Ali. Hani büyük kapı ya, kapı büyük olduğu için kafalarında o kaflar bir türlü kalkmıyor maalesef. Fransızlar 1800'lü yıllardan beri Lübnan'la ilgileniyorlar. Oradaki azınlıkları finanse ediyorlar. Hristiyan grupları, Nusayrileri, Dürzileri, bütün grupları finanse ediyor ve kargaşa hep onlar çıkarıyor. Osmanlı her kargaşa çıktığında bu sorunu nasıl çözeceğiz diye birisini gönderiyor, çözemiyor. Sadece 1840-50'lerde, 60'larda oraya Emir Abdülkadir Cizayirli bir alim. İşte Fransızlara karşı mücadele ediyor. Sonra 20 yıl sonra esir alınıyor. Paris'ten İstanbul'a, İstanbul'a gelip Bursa'ya yerleşiyor. Bursa'da da 3 yıl kalıyor. Orada Bursa'nın meşhur bir yangını oluyor. 1880'lerde büyük bir yangın oluyor. O yangından da evi yanınca o da kalkıp Suriye'ye uçar, Şam'a gidiyor. Yine Osmanlı toprağı Şam. Gidiyor Şam'a yerleşiyor çünkü Arapların olduğu bir yer. Ve Şam'da yaşıyor. İşte o sırayken yine Fransızlar orada sorunlar çıkarınca Emir Abdülkadir giriyor, sorunları çözüyor. Osmanlı ondan destek, yardım istiyor ve çözmeye çalışıyorlar. Osmanlı'nın asıl çözülüşü 3. Selim döneminde başlıyor. 2. Mahmud reformlar yapmaya çalışıyor, kurtarmaya çalışıyor paçayı. 2. Abdülhamid tutmaya çalışıyor. Fakat 1909'da Abdülhamid düşürüldüğünde aslında Osmanlı çökmüştü. İttihat Terakki'de zorla tutmaya çalışıyor. Kavga, gürültü, baskıyla tutmaya çalışıyor. En fazla 10 yıl tutabiliyor. İşte 1918'de artık Dünya Savaşı bittiğinde Osmanlı aslında bitmişti. Her tarafı alınmış, Arap dünyası gitmiş, Balkanlar zaten 1910'larda kaybetmişsin, böyle bir şey. Fransızlar da bir araya geliyor, 1915-16'da Fransız, İngiliz ve Ruslar Dışişleri Bakanları bir anlaşma yapıyorlar, 15'te toplantı yapıyor, 16'da da bir anlaşma imzalıyorlar. Adına da ne diyorlar o anlaşmaya? Sykes-Picot. 1916'da Sykes-Picot Anlaşması'nı imzalıyorlar. Sonra 1917'de geldiğinde İngiliz Dışişleri Bakanı Rothschild, o dönemin Rothschild'in en büyük adamlarına bir mektup yazıyor. Efendim biz Orta Doğu'yu bölüştük. Aslında Yahudiler için de zaten bir yer planlıyorduk. Biz Yahudilerden kurtulma zamanı geldi. Biz bunları kovalım. Nereye kovalım? Birçok ülke düşünmüş işte gitmişti ama biz bunlara Filistin'de yer verebiliriz. Rothschild'lere bir mektup yazıyor. Ona da ne diyorlar 1917'deki anlaşmaya? Balfour Deklarasyonu. 1917'de Balfour Deklarasyonu imzalanıyor.
Osmanlı 1918'de geldiğinde, Cihan Harbi bittiğinde Osmanlı aslında Orta Doğu'dan ayrılmış. İlk kendi Misak-ı Millisi'ni 1918 Osmanlı Parlamentosu Hüseyin Kazım Kadri Efendi'nin hazırladığı bir şey, onun ve heyetin hazırladığı bir şey. İlk Misak-ı Milli 1918'de, yani Cumhuriyet'in değil, Osmanlı yazdığı bir şey Misak-ı Milli. Osmanlı toprakları nerede olacak? Tabi onun içinde biraz Halep var, Musul Kerkük var, işte belli toprak, biraz Balkanlarda da topraklar var. Tabi biz Cumhuriyet'le birlikte o bölgeleri de kaybettik, Lozan'la birlikte. Şimdi herkes Misak-ı Milli diyor ama Misak-ı Milli'nin nasıl oluştuğu, neydi, bu detaylara fazla vakıf değiller. Osmanlı kendi toprağını çiziyor o Misak-ı Milli'yle. Fakat İngilizler ona da razı gelmiyor, Fransızlar. Osmanlı topraklarını askerleri almaya çalışıyorlar. Tabii 1916'da Osmanlı 1914'te Cihan Harbi'ne giriyor. Araplar, o dönemde Araplara liderlik eden belli kabileler var. Burada 15 tane kabile var. İşte Osmanlı dönemi Libya'da var, Mısır'da var. Henüz birçok yerde etkinli olarak var ama onlar işgal etmişler ama hala o kabileler Osmanlı'ya bağlı. Şerif Hüseyin oğlu Faysal'la birlikte İstanbul'a İttihat Terakki, çünkü o dönem iktidarda. İttihat Terakki'ye mektup yazıyorlar, efendiler diyorlar. Bakın İngilizler buraları ele geçirdi. İngilizlere karşı mücadele etmeyelim. Cihan Harbi'nde taraf olmayın. Bekleyin, Cihan Harbi bilsin, bak siz girerseniz kaybedersiniz. Tabii bizimkiler zorunlu kendini hissediyor, Almanlarla birlikte giriyor ve savaşı kaybediyor. Araplardan da bir iki tane grup, işte Şerif Hüseyin ve Avanesi, İngilizlerin safında yer alıyorlar, Osmanlı'ya karşı savaşıyorlar. 1900'da o meşhur Arap isyanı. Tabii bunlar bir grup. Araplardan kaç tane? Onlarca kabile var. Erleşit ailesi var, Osmanlı yanında sağ falan. Bütün o büyük Arap kabileleri, onlar da Osmanlı'yla birlikte savaşı kaybediyor. Erleşit ailesi, Arap dünyasının en büyük, Suud'dan da Şerif ailesinden en büyük kabile. İngilizler onları öyle bir cezalandırıyor ki, kabile bugün Kuveyt, Irak, Suriye, ta bizim Anadolu, Urfa'ya kadar böyle büyük bir kabile. Fakat bunlar bir türlü artık iktidar olamıyorlar. Sayıyorlar fazlalar, fakat iktidara gelemiyorlar çünkü o İngilizler onları darmadağın ediyorlar. Aynı Arap dünyasını nasıl böldükleri gibi. Hani diyorlar Araplar ihanet etti falan diyor. Buna Araplar senin yanında yer aldığı için en büyük kabileleri kaybettiler. Sen hala bile 100 yıl geçmiş aradan o kabilelere sahip çıkamıyorsun. İngilizler 100 yıl önce ihanet eden, kendilerine destek gören adamları sonuna kadar hala destekliyorlar. Sen kendine sahip çıkan adamları, ben gidiyorum Sultan Abdülhamit, sen bizim Sultan Abdülhamit'in hediye ettiği kılıç var, hala kabile onunla övünüyor. İşte Abdülhamit'in bizim aileye verdiği kılıç. Ve Osmanlı tabi kader, yani bu işte Araplar isyan ettiği için çökmedi. Zaten çökmüştü. Abdülhamit'in düşüşüyle birlikte zaten önce Balkanları kaybettik, sonra Arap dünyasını tarihin kaderi olarak kaybettik. Güç yok. Zaten 16'da seni bölmüşler. 15'te oturup plan 13'te başlıyor. 15'te resmi. Saykıs-Pikot'tan ne zaman haberin oluyor? Lenin 1917 Rus devrimini yaptıktan sonra. Çünkü Lenin devrim yaptıktan sonra Batı blokundan uzaklaştırıyor. Rus İmparatorluğu çöküyor. Lenin çıkıyor, o raporu açıklıyor. Bakın diyor, Saykıs-Pikot anlaşması diyor. Detaylar bu. Ey Osmanlı, biz de vardık. Fakat biz çekiliyoruz. Sonra Balfour'dakiler ve 1918'de Filistinler, Osmanlı cephesinde, bütün Araplar Osmanlı cephesinde, Balkanlar, Kafkaslar'da şehit olmuş, Çanakkale'ye gidiyor, hatta Edirne Kapı'ya gidiyor, Edirne Kapı'da bir de Arap mezarlarını görürsünüz mesela orada. 1918'de Hacı Emin İzzettin Kassam şeyden geliyor, Ezher'de o sıra öğrenci, kalkıyor Adana'ya, Mersin'e geliyor, Çanakkale Savaşı'na gidecek. Hem geliyor eğitimli, o Cihan Harbi 4 yıl boyunca sürünce, geliyor mücadele ediyor, yazında El Ezher'de okuma, kışı okuyor, yazında cihada geliyor. En son yine dersini bırakıp geri dönerken Adana'ya geliyor. Adana'dakiler diyor, hocam savaş bitti, sen bize camide imamlık ya. 6 ay Adana'da imamlık yapıyor İzzettin Kassam mesela. Sonra Hacı Emin el-Hüseyin'in Filistin davasının asıl önemli önemi, yani Arafat'tan önceki en önemli lideri Hacı Emin el-Hüseyin'idir. O da Çanakkale'de savaşıyor, İzmir cephesinde, sonra yaralanıyor, İstanbul'da tedavi ediliyor. İyileştiğinde 1918 ve Cihan Harbi bitmiş, Filistin toprakları bitmiş. O da diyor ki ben topraklarıma gideyim. 1918'de gidiyor, Filistin'e gidiyor. Peki ne yapacağız diyor. Bakıyor,
Kimse yok ailelerden. 14 ile 35-40 arası bütün gençler şehit olmuş. Ailelerde var olan tek tük gençler var. Ya 14 yaşın altında ya da yaşlılar var. Kimse yok. Kadınlar var. İngilizler 1917-18'de de İngilizler zaten Kudüs'e girmiş, Şam'a girmiş, Fransa'da da bir ordular girmiş, bağlamışlar her yeri. Ve 1918'de Filistinler bir araya geliyor, toplantılar yapıyorlar. Biz nasıl kurtaracağız Filistin'i? Bu toprakları nasıl kurtaracağız diye mücadele etmeye çalışıyorlar. Milli mücadele başlayınca Anadolu'da, bunlar da diyorlar biz de milli mücadeleyi başlatalım. Osmanlı orada başladı, biz de burada başladık. 1920'de Filistin'de Hacı Emin el-Hüseyin'in başkanlığında isyan başlatıyorlar İngilizlere karşı. Çünkü İngilizler elinde ve İngiliz mandasına karşı mücadele. İngiliz mandasının da maddeleri var. 40 tane madde var. Birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı maddeler. Buraya adım adım Yahudi göçünü getireceğiz, Yahudiler getireceğiz, Yahudiler kanton bölgeler oluşturacağız. Ve daha sonra onlara belli bir bölge tahakküm alanı vereceğiz. Başından beri hedefleri bu, İngiliz mandatı. Zaten Balfour Deklarasyonu'nun da ana maddelerinden bir tanesi bu. İngilizler oraya aldıktan sonra her sene belli oranda Yahudi getiriyorlar Avrupa'dan. Belli bir bölge veriyorlar onlara. Filistinleri öldürtüyorlar, katlediyor, koyuyor. Filistinler mücadele ediyor fakat İngiltere yönetiyor orayı zaten, mandat için. Filistinlerin ordusu Osmanlı ordusuydu. Osmanlı çöktüğünde Filistinler ordusu da gitti, devleti de gitti. Hani diyor ya bazı böyle kazma insanlar, işte Filistinliler bir türlü devlet olamadılar, ordu, lan nasıl kurdarsın adam? Zaten ordu sendin, devlet sendin, gittikten 600 yıl yönetmişsin, adam bütün çocuklarını kaybetmiş, nasıl kursun? 100 yıldır kuramıyor bir türlü. Hala bile dedesiyle ilgili bir arşivde bir şey var, Osmanlı arşivlerine başvurmak zorunda kalıyor adam. Kendi dedeleriyle ilgili bilgileri. Hala bile bir toprak Filistin'le bir toprakla ilgili, arsayla ilgili bir sorun varsa Osmanlı arşivlerine gelmek zorunda. Hem Lübnan öyle hem Filistin toprakları böyle. Filistinler hiçbir toprak satmıyor. Sadece İngilizler belli bölgelerinden Filistinleri çıkarıyor, oraya Yahudileri getirip koyuyorlar. Arsalara el koyuyorlar. Fakat 1917-18-1948 arası 1948'de Yahudilerin elindeki toprak sayısı %2,5. 1948'de devlet ilan ettiklerinde, devlet ilan edildiğinde Yahudi devleti Birleşmiş Milletler tarafından Yahudilerindeki toprak sayısı %4'e çıkabiliyor. Bak %2,5'tan İngilizlerin o kadar desteğine rağmen ancak %1,5 artabiliyorlar. Ve 1920'de isyan başlıyor. İngilizler fena bir şekilde bastırıyor, öldürüyorlar birçok kişi. Yüzlerce Filistinli ölüyor. Filistinler yine mücadele ediyorlar. Tek tük gruplar, 6 tane grup var, mücadele ediyorlar. 1936'da İzzettin Kasan büyük bir isyan başlatıyor. Hacı Emin Hüseyin de destek veriyor. Buna Burak isyanı diyorlar 1930'lardaki en büyük isyanlardan bir tanesi. 1937'de Arap ülkeleri İngilizler tekrar devreye gidiyorlar. Tabii epey bir o da İngilizler iktidarda hem İngilizlere karşı hem de Yahudi terör örgütleri. Osmanlı çöktükten sonra İngilizlere destek veren Siyonist terör örgütleri, hani o Siyon örgütleri, 3 tane terör örgütü oluşturuyor. Haganah, Irgun, Sitem, birkaç tane de var, en büyükleri bunlar. Haganah, Irgun ve Sitem terör örgütleri, bunlar İngiliz mandateli altında her gün Filistinler Müslümanlara operasyon düzenliyorlar. Bugün devlet ne yapıyorsa geçmişte örgütleri öyle yapıyordu. Filistinleri öldürüyorlardı sokakta, belli bölgeleri ele geçiriyorlardı, operasyonlar yapıyorlardı. Filistinler de örgütler kurdular, İngilizler yönetiyor fakat bunlar da mücadele ediyor. 1930'da büyük isyan başlattılar. İngilizler o isyanı bastırdı ve on binlerce Müslüman öldü. 1937'de bütün devletler baskı yaptılar İngiltere. Mr. Peel diye birisi var, gönderdi gidin bir rapor, onun bir heyetle birlikte bir rapor hazırladı. Mr. Peel'in oluşturduğu heyet geldi. Filistin'de bir rapor hazırladı. 1936'da gel, 37'de hazırladıkları raporda Filistin'in bölünmesi, Yahudilerin içinde bir bölge oluşması lazım diye. İlk Filistinler bu sefer daha bir isyan ettiler. Bu sefer beyaz rapor diye, beyaz kitap diye. 1939'da da başka İngilizler bir rapor hazırladı. Bu raporun adı da beyaz kitap. Veyahut da white paper diye. Onlar İngilizce adını veriyor. 1939'da işte tamam devlet olmasa ama Yahudiler de burada olsun.
Bunları tam biz, çünkü o dönem Can Harbi var, Hitler saldırmış İngilizlere, Yahudiler korktular bir anda, Filistinler bu isyanı bir yerde yurdu. Bu sefer Beyaz Raport'ta da şeyi hatırlatılır. Tamam, biz Yahudileri getirmeyeceğiz, 5 yıl erteledik. Tamam Filistinler, siz de isyan etmeyin. Aslında Filistinler o zaman isyan etse, büyük bir şey başlatsa alacaklar ama Ürdün ve Mısır devreye giriyor. Aman diyorlar, isyan etmeyin Filistinler. Silahlarını alıyorlar ve bırakmıyorlar Filistinleri. 1947 geldiğinde İngilizler Birleşmiş Milletler, o zaman Cemiyet-i Akvam'a baskı yapıyor. Bu sefer Taksim Planı 1937 Ekim'de açıklıyor. Filistinler bu sefer büyük bir isyan başlatıyorlar. Ve toprakların %4'ü Yahudilerde, %96'sı Filistinlerde. Filistinler isyan başlatınca Birleşmiş Milletler yine Arapları devreye sokuyor. Tamam ey Filistinler, ayaklanmayın. Tabi bir şartla. Filistinleri silahsızlandıralım. Fakat bu toprak Filistin devleti olsun. Yahudiler de burada yaşasın. 6 tane Filistinli gruptan 5 tanesi tamam lan Birleşmiş Milletler ne diyorsa doğru. Zaten Araplar da bizim arkada 5 silah veriyor. Bir tanesi Hac. Hacı Emin El Hüseyin'in kardeşinin oğlu Abdülkadir El Hüseyin'i. Hayır diyor. Kardeşim bu bir oyun. Vallahi diyor bunlar bir oyun planlıyorlar. Ulan kaç yıldır İngilizlerle uğraşıyoruz. Her söyledikleri hep yalan çıktı. Abdülkadir Hüseyin'in mücadele ediyor. O ve grubundaki 2000 kişi şehit oluyor. 2000 kişi. 1947. Filistinliler de silahları vermiş. O mücadele edenler de yenildiği için 1948'de geldiğinde Nisan, Mayıs ayında geldiğinde abi Birleşmiş Milletler Yahudi Devleti'ni ilan ediyor. %60 devlet toprağı şeylere veriyor Filistinler. Siyonist terör örgütlerinin elinde silah çok. İngilizler geri çekiliyor. Dir Yasir köyüne giriyor. Tam 450 köyde 20 bine yakın Filistinli öldürülüyorlar. Filistinler kaçacak yer arıyor. İngilizler gene Mısır'a yardım edip 1 milyon Filistinli gemilere bindirip Lübnan, Ürdün oralara götürüyorlar, Mısır'a bırakıyorlar. Ve Yahudileri dünyanın her yerinde gemilerle getirip de Filistin topraklarına yerleştiriyorlar. Üzerine Yahudi devleti kuruyor bir anda. Sadece 6 ay içinde oluyor her şey. Müslüman devletlerin ihaneti İngilizlerin Yahudilere verdiği destekle kuruluyor. Hedef de şu. Abi Batı Avrupalılar Yahudilerden kurtulmak istiyor çünkü en büyük sorunlar onlar. Biz bunları gönderelim Müslümanların içine koyalım. Abi bunlar birbirlerini yesin. Biz arkada işimizi yürütelim. Yahudiler de zaten zeki insanlar değil, kurnaz insanlar, zeki gibi gözüken kurnaz insanlar. Bunlar para verdin mi istediğini yapıyorsun. Dünyanın en ucuz paralı askerleri şu anda Yahudiler. İngilizler ve Amerikalılar için şu anda mücadele ediyor ortalığında. Siyonizm, emperyalizm ve Siyonizm için mücadele ediyor. Yahudilik için mücadele etmiyorlar adamlar. Zaten gerçek bir Yahudi bunun farkına varınca ayrılıyor onlardan. Çünkü ulan burası Filistin toprağında biz bir oyuna geldik diyor, çekiliyor. Onun için her yıl İsrail'den kaçan böyle onlarca İsrailli Yahudi görürsün. Ama ulan biz bir oyunun içindeyiz. Biz sadece Avrupa bize para veriyor, biz de onlar için ödüyoruz. Ve maalesef o işte Netanyahu Siyonistlerin şu anda en başlarından bir tanesi. Onlar bugüne kadar arada o İsrail devleti kurulduktan sonra yine Hacı Emin Hüseyin'in bu sefer İslam dünyası, o zaman İslam dünyasını bir araya getirmeye çalışıyor, toplantılar yapıyor. Tabi o sıra uzun Hitler'le görüşmüyor, yani onun detaylarına girmeyeyim uzatmadan. Yine 2. Can Harbi bitiyor, Almanlar yine Hitler yenilmiş, tekrar İngilizler, Fransızlar güçlenmiş ama bu sefer yönetemiyorlar, artık eskisi bir sömürge yapamıyorlar. O ülkelerde, kendi yönetim ülkelerde bu sefer kendilerini desteklediği askerleri, askeri darbeler. Bu coğrafyada diktatörler 100 yıldır dediğimiz cuntalar, darbeler 100 yıldır dediğimiz dönem İsrail'in kurulduktan hemen sonra başlıyor. İsrail kurulduktan bir sene sonra Irak'ta da, Suriye'de ilk darbe oluyor, sonra Irak'ta darbe oluyor, sonra Mısır'da darbe oluyor, sonra Cezayir'de darbe oluyor, sonra bizde darbe oluyor, işte 60 darbesi. Sonra her yerde, bütün bu darbeler arasında CIA ve Mossad var. Bir yanda KGB de işin içine giriyor. Onlar da bunlara karşı darbeleri, farklı darbeler yapıyorlar. İşte o coğrafi işte Soğuk Savaş dönemi bir Rusya ve Amerika arasında dünya gidip geliyor. Filistinler
Tabii büyük darbeler yiyorlar, yine mücadele sürdürüyor, direniş hareketleri kuruyorlar. Yine bu sefer Lübnan'a gidiyorlar, Lübnan'dan Suriye üzerinden örgütlenip şeye saldırıyorlar. İşte 70'li yıllarda Türkiye'den giden solcular değil, muhafazakarlar, dindarlar da var. Solcular reklamı iyi başardıkları için bizimkiler gidiyor, şehit oluyor, sesi yok, kimse bilmiyor. Ben dün Bosna'daydım, orada şehit olan nice Türk arkadaş var mesela. 3 kişi deniz gezimiz gitmiş oraya, birkaç kişi gitmiş de onu hala ballandıra anlıyor. Ama bizim Gaziantep'ten, Antalya'dan, Muğla'dan giden orada şehit olan 70'li, 60'lı yıllarda kişiler. Hatta 1947'de gidip, o zaman İsrail Devleti kurulmasın diye giden Ömer Rıza Doğrul var. Demokrat Parti'den, Mehmet Akif Ersoy'un da damadı aynı zamanda. Ömer Rıza Doğrul, o dönemde gazeteci, o gidiyor oraya, gidiyor bakıyor Türk gençleri toplamışlar, gelmişler Filistinlere destek için 1947-48. Tabi bunlar da yazılıp bilmediği için böyle kalıyor, sanki hiç Müslümanlar bir şey yapmamış, dindar, muhafazakarlar ve eli armut toplamış, hiçbir şeyleri yok diye. Sonra 80'lerde Hamas kuruluyor, 1987'de. Çünkü 1960'larda bir soğuk savaş döneminde İhvan, Cemaat İslam, İslam Üniversitesi'nin en büyük iki grup. Türkiye'de işte Bediüzzaman'ın kurduğu hareket, işte daha sonra 60'lardan sonra, 70'lerden sonra işte siyasal olarak Refah Partisi. Bunlar oluşumlar oluyor Türkiye'de. Diğer Arap dünyasında da İhvan ve Cemaat İslam'ı çok etkin. Arap dünyasında ve İhvan bu sefer bir direniş hareketi başlatıyor. Uzun yama Arafat'ın şemsiyesi altında yürüyorlar. Yani FKÖ içindeler. Daha sonra bakıyor FKÖ siyasi amaçlar için kullanılıyor. Başka devletler kullanıyor. Bunlar da kalkıyorlar. 87'de Hamas'ı kuruyorlar. Halbuki FKÖ bakıyorlar. Her şeyden vazgeçiyor. İsrail'e tavizler veriyor. Ve böyle bir çalışma. Sonra diğer solcu gruplar da ayrılıyor. İslamcılar da ayrılıyor. Hamas'ı kuruyorlar. Ve o gün bugündür Hamas mücadelesini sürüyor. Daha sonra Hamas'ın içinden de İslam Cihat çıkıyor. Ve bugün küçük küçük gruplar da var ama en büyüğü şu anda bunlar ve FKÖ'nün yine bir hem siyasi hem askeri kanadı var. Sonra 1. İntifada başlıyor 89'da. Filistinler bakıyor artık İsrail her gün öldürüyordur. Önce taşla 1. İntifada. Sonra 2001'de 2. İntifada başlıyor. Sonra Arafat'ı öldürüyorlar. Arafat o kadar taviz vermesine rağmen, o kadar batıyla hemhal olmasına rağmen Arafat'ı bile İsrail gidip öldürdü. Zehirleyip öldürdüler. Yakındaki adamlarla birlikte. Hamas bu sefer 2006-2007'de baktı bu böyle olmuyor. Batı şeriyi kaybettik. Bari Gazze'de direniş başlattılar. Yahudiler şeyden çıkarttılar. Gazze'den çıkarttılar. Bu arada kendi alanlarını oluşturdular. Bir güç oldular orada. Orada da önce artık silahlı mücadeleye dönüştü bu. Önce silahlar, sonra füzeler ve bugün gelinen nokta. İşte taştan gelinen nokta bu aşama şu anda Filistin'de. Bu aynı zamanda Orta Doğu'nun tarihi. Filistin tarihi aynı zamanda Orta Doğu'nun bir tarihi. Orta Doğu'da Filistin tarihi Balfour'la başlatabilirsin. Orta Doğu'nun tarihini Sykes-Picot'la başlattı. Sykes-Picot'la başlıyor ve bugüne bu dağınıklık. Düşün, 23-24 tane Arap ülkesi var. Hepsi ayrı, halbuki hepsi Arap. Fakat hepsine isimler verdiler, böldüler. İlginç hikayeleri var bunlarda ayrı bir şey. Bunda 1921'de 1. Kahire Konferansı var. Churchill 48 tane, 40 tane İngiliz casusta işte Lawrence var, Gareth Bell var, daha birçok isim var, Fox var. Bunları Kahire'de Semiramis Otel var, Nil Nehri'nin kenarında. En büyük otellerden bir tanesi Semiramis Otel. O otelin 8. katında 28. odada bu 40 bir toplantı salonu var orada. O toplantı odasında Churchill bu işte şeylerle birlikte Churchill ve 40 tane casusla birlikte toplantı yapıyor. Orta Doğu'ya isimler veriyor. Diyor ki işte Basra, Musul, Kerkük, Bağdat burayı içeri alan bir şey çiziyor daire. Buraya bir isim verelim diyor. Ne olsun ismini? Gel ben elde kal efendim diyor. Ben diyor burayı iyi bilirim diyor. Bu kabileler hepsini tanıyorum ben diyor. Hepsini gezdim dolaştım diyor. Eski Sümerce'de buraya Urak deniyormuş. Urak. Urak demek güneşin doğduğu yer demek diyor. Tamam diyor buna adı Urak. Biz Irak diyor uzak manasını alıyoruz. Aslında Urak'tan Irak oldu orası. Irak takıyorlar. Sonra diyor ki peki Halep, Hama, Dimeşk, işte Dera'a bu bölgeyi içeri alan bir yer çiziyor. Buranın ismi ne olsun?
Gerrit Bell yine eline kalıyor. Efendim diyor, burayı ben biliyorum diyor. Yine bura, bu kabileleri de en iyi bilim ben. Buranın ismini de ben koyuyorum. Efendim buranın adı da diyor, çünkü burada Aramice kullanan, ben Aramice'yi de iyi bilen birisiyim. Daha 17 yaşındayken hem Sümerce'yi öğrendim hem Aramice'yi öğrendim. Aramice'de bu bölgeye eskiden bir köy varmış. Köyün adı da Sirya'ymış. Sirya da güneşin doğrukta olduğu yer. Urak güneşin doğduğu yer Sümerce'de. Sirya da güneşin doğrukta olduğu yer. Sirya yani Suriye olsun diye. Oo çok güzel, bravo. Güzel, Beyrut, Trablus-Şam orayı alan böyle bir yer çiziyor sahilde. Buraya bir isim veriyor. Orada Fox kaldırıyor. Efendim diyor. Buranın şimdi hikaye gibi geliyor size ama böyle oluyor. Fox, efendim diyor, ben buradaki kabileleri ben de biliyorum bölgeyi. Burada Şiisi, Sünnisi ve işte belli şeyler, Dürziler var, bilmiyorum ne var. Burada ismini ben vereyim diyor. Burayı da eskiden Fenikeliler yönetiyormuş. Fenikeliler de buraya geldi. Burada bir bölgeye isim veriyorlar. Çünkü eskiden sedir ağaçlarıyla meşhur Lübnan. Bunlar gemilerle ticaret için çıktılar. Gölü döndüklerinde Lübnan'a kar yağmış. Sedir ağaçlarının de çok güzel bir şey var. Böyle kar güzel bir görüntü oluşturuyor. Bunlar da gemilerden bağırıyorlar. Lübnan, Lübnan, Lübnan. Lübnan demek beyaz karlar ülkesi demek. Lübnan. Böyle isimler vere vere gidiyorlar. En son Lübnan diyor, efendim diyor, biz diyor birçok ülke isim verdik ama diyor aşağıda diyor Şerif Hüseyin'in oğlu var diyor. Onlar oğullar, onlar da bizim onlara yer vermiyor. Ya doğru diyor, nereye verelim diyor. İşte Filistin olmaz diyor. Suud'u da bir Suud, Ali Suud'a söz verdik diyor. Ne yapalım diyor. O zaman diyor biraz Filistin, biraz Ürdün topraklarından alıyor. Buraya bir isim verelim diyor. Küçük bir bölge oluşturuyor. Ne verelim diyor. Düşünüyor, düşünüyor. Kimse Churchill diyor, o zaman ben bir ismi vereyim. Ben de diyor Tevrat'ı ve İncil'i iyi bilirim. Tevrat ve İncil'e göre buradan iki nehir geçiyormuş. Birinin adı Jor, biri Dan. Buna, bu ülkenin adı Transjordan olsun. Trans geçen, iki nehrin geçtiği Jor ve Dan nehrin, Transjordan. 1980'lere kadar ülkenin adı Transjordan. Hatta bizim kitaplara Transürdün diye geçer. 1980'lerde Ürdün krallık alıp ulan trans ne demir lan, üzerinden geçilen yer değil mi? Biz niye trans ifadesi? 1980'den sonra trans ifadesi çıkarıyor, Jordan kalıyor, Ürdün kalıyor. 1980'lere kadar bütün kitaplara bakın, Transjordan'dır adı ülke. Bu arada Jordan ismini takıyor, Transjordan. Bu coğrafyada halklar o dönemde Osmanlı çekildikten sonra yavaş yavaş, aynı Türkiye'de olduğu gibi yavaş yavaş kendine geldi, kimliklerinin farkına vardı. Filistinler kimliğin farkına vardı. Bu Arap isyanının ana sebebi de oydu. Kimliklerini keşfedince isyanlar başlatıyor toplumlar. Yani durum kötü, evet. Şehitler verecek çünkü 100 yılın bedeli ağır olacak. Her yerde öyledir. Bahar, Muhammed İkbal'in güzel bir sözü var. Diyor ki, baharın gelişi gelincikle belli olur diyor. Bahar ayı siz dağlara çıkarsanız kırmızı gelincikler açar. Güller açıyor böyle gelincikler. O baharın müjdesidir diyor. Edebiyatta öyledir. Bir baharın başlangıcı gelinciklerdir. Gelincikin rengi nedir? Kırmızı. Baharın gelmesi için kırmızı olmalı. Yani kan, şehit, baharın gelmesini istiyorsan şehitler vermen lazım. İşte şu anda Filistin'de verilen mücadele, Orta Doğu'da verilemeyece, evet kaos insanı üzüyor ama Allah'ın izniyle ileriki günler daha ferah, huzur dolu günler bekliyor. Ben kısaca şöyle bir tarihi özet size bu kadar sunayım. Kafi, detaya da girmeyeyim. Sorularınız varsa onları alayım, sonra bitirelim konuyu. Hocam bir soru soracağım. Geleceğe dair şu an Gazze'nin, İsrail, Hamas'ın bütün bu yapılanlarda geleceğe dair ne görüyorsunuz? Evet, dışarıdan gelen İngilizlerin bugün Batı'nın desteğiyle ayakta durmaya çalışan, Yahudilerin bile reddettiği bir Siyonist devlet var, emperyalistlerin. Orada iyi bir karakol olarak kurulan hedef reddi, İslam dünyasını bölüp parçalamak. Eninde sonunda Ehud Barak, İsrail eski başbakanının bir sözü vardı. Bunlar kabalacı oldukları için, şimdi gerçek Yahudiler kabalaya inanmazlar. Kabalacı oldukları, kabala da genelde kehanetçilerdir bunlar. Bunlar da tarihte diyor ki hiçbir Yahudi devleti 80 yılı geçmemiştir.
Ehud Barak kendisi diyor. Ve ben diyor İsrail Devleti'nin 80. yılı geçeceğini düşünmüyorum diyor. Şu anda 75. yılda 5 yıl sonra diyor İsrail Devleti diye bir devlet olmayacak diyor. Allah-u Alem. Bunlar tabii şeyler. Biz orada sadece bir direniş var, halk var, mazlum bir halk var. Oraya elimizden gelince maddi, manevi ne desteğim varsa Müslümanlar vermeye çalışacak. Bu Orta Doğu halkları kendine gelmeye çalışıyor. Evet, sıkıntılı süreçler. Yeni bir yanda yeni bir küresel sistem oluşuyor. Daha henüz belli değil. Kim? Dünyayı tek bir devlet mi yönetecek? İki devlet mi yönetecek? On devlet mi yönetecek? Bilemiyoruz. Şu anda onun kavgası var. Kimisi diyor tek devlet olsun küreselciler. Kimisi diyor hayır diyor en az 10-15 tane devlet olsun, işte Rusya, Çin falan filan ve gelişen ülkeler. Ne olacak Allah-u Alem? Burada önemli olan sen ne rol alıyorsun ve ne yapmaya çalışıyorsun bu coğrafya için, kendin için. Önemli olan bu. Ne olacağını Allah-u Alem. Yani bir öngörüde bulmak zorunda.